Hoş geldiniz. Bugün hep birlikte Curiosity Center'ın ortamında Tavus Kuşu Stüdyo'da öğretmenlerimiz ve buradaki gönüllülerimizle birlikte pratik yapacağız. Özellikle bacaklarımızı esneteceğimiz ve rahatlayacağımız bir ders olacak. Matına gel ve pratiğe başlayalım. Aşağı bakan köpekle başlayacağız. Elleri omuz genişliğinde yerleştir. Ayakların kalça genişliğinde topuklarını yere nazikçe basmaya çalış. Kalçanı havaya kaldır, karnını içeriye toplayarak. Burnundan uzun nefes alıp. Yine burnundan uzun ve yavaş nefes ver. Bacakları gergin tutmak için üst bacak kaslarını canlandır. Kürek kemiklerinden destek al, biraz göğsünü yere itmek için. Bir nefes daha. Nefesi olabildiğince yumuşat. Nefesin vücuduna rahatlık getirsin. Ve şimdi ellerini arasına doğru bak. Sağ adımla ellerini ısınat. Sol dizini yere koy. Sol ayak parmakların mata takılı olsun. Kalçanı yere doğru bastır. Ellerin bacakların üzerinde veya belini alabilirsin. Hangisi şu an senin için daha konforluysa. Eğer mümkünse ellerini kalçanın üzerine koyup biraz kalçanı yere doğru bastırıp pozu biraz daha derinleştir. Göğüs kafesim karşıya bakıyor, öne doğru çökme. Biraz kalacağız burada, derin nefes alıp ver. Sol üst bacağında esnemeyi bul. Karnını da biraz kaldırarak psoas'ı özellikle burada uzat. Sol bacaktan üst bedene doğru esnemeyi hisset. Her nefes bacağının esnemesine, rahatlamasına fırsat yaratsın. Nefeslerini sıkıştırma. Bugün hanumana doğru yolculuk yapacağız özellikle. Bacaklarımızın çokça esneyeceği bir ders olacak. Yani köklerimizi rahatlatacağımız, zemine daha rahat temas edeceğimiz bir ders olacak. Daha hafif bir şekilde. Son iki nefes. Ve son bir tane. Esnemeyi hiç kaybetmeden kertenkeleye doğru in. Dirseklerini yere koy. Eğer zorlanıyorsan ellerin üzerinde kalabilirsin. Göğsünü yere yaklaştırabilirsin. Rahat olanlar dirseklerini indirdi. Sol bacağımın üzerinde esneme devam ediyor. Karşıya doğru biraz bakarak sırtını uzatmaya çalış. Kalçanı yere ağırlaştır. Ben özellikle bu derste sol ayak parmak uçlarımı aktif kullanıyorum mata takarak ki kalçamı daha yere itebileyim, biraz daha aktif bir esneme yaratabileyim. Sanki birisi kalçamdan beni yere itiyormuş gibi kendime bir baskı yaratıyorum yukarıdan. Böylelikle bacağımda daha derin bir esneme bulmaya çalışıyorum. O yüzden kuyruk sokumunu da biraz yere doğru uzatmaya çalış. Omuzlarını sıkıştırma. Şimdi bir tane çok uzun bir nefes alıp verelim. Nefesi verirken nasıl gevşediğini de gözlemle. Ve yavaşça ellerini yüksel. Sağ adımla geriye gel, aşağı bakan köpeğe. Sol bacağının üstüyle sağ bacağın üstü arasındaki farkı hisset. Yumurtanın fırçalanan tarafıyla fırçalanmayan tarafı. İkisi arasında şu an nasıl bir fark hissediyorsun?
Sol bacağı esnetmek şu an onu nasıl bir hale getirdi? Ve ellerin arasına doğru bak, sol adımla gel. Sağ dizini yere koy, sağ ayak parmak uçlarının yine takılı olsun. İstersen bacakların üzerine koy elleri, istersen kalçaya. Ve yine pratiği kuvvetli olanlar burada kalçanızı biraz yere bastırabilirsiniz. Ya da bugün daha derin esnemek isteyenler. Ya da bugün biraz daha sakin esnemek istiyorsan ellerin bacakların üzerinde kalsın, sol bacağın üzerinde. Büyük nefes al. Nefesi sakince verirken kalçanı yere ağırlaştır. Sağ bacağın üstünü hisset ve psoas'ın oradan uzayan, bele doğru uzayan kasın esneyebilmesi için karnını sol bacaktan biraz uzaklaştırıp üst bedende de küçük bir esneme bul. Ellerinle kendini biraz daha yere itebiliyorsan it. En önemlisi yumuşa. Bu esneme seni katılaştırmasın. Bu esnemeyle rahatlamaya çalış, gevşemeye çalış. Nefes ne kadar yumuşarsa beden de o kadar yumuşar. Son iki nefes. Son nefesi biraz daha uzun al. Ve yavaşça kertenkele için elleri yere koy. Dirsekleri yere indir. Yine zorlanıyorsan elinin üzerinde kal ya da dirseğin altına bir blok al. Kalçanı ağırlaştır. Yine ben sağ ayak parmaklarımı aktif kullanıyorum. Kalçamı yere itebilmek için kuvvet alıyorum sağ ayağımdan. Karşıya doğru bakarak sırtını aktif hale getir. Yüz kaslarını rahatlat. Büyük nefesler al. Her nefesinde kalçanın ve sağ üst bacağının rahatlamasını hisset. Şimdi çok büyük bir nefes alıp çok yavaş vereceğiz. Çok yavaş ver. Ve yavaşça ellerin üzerine yüksel. Sol adımını gel geriye aşağı bakan köpeğe. İki bacağında şu an nasıl hissettiğine bak. Yere doğru biraz daha at. Topuklarla köklenmeye çalış. Ellerinle yeri biraz daha kavra. Ve ellerin arasına bakıp sağ adımla Arda Hanuman'a gel. Sol dizi yere koy. Sağ dizini gerdir. Öne doğru nazikçe katlan. Burada sağ bacağın arkasında uzamayı bulduğun yerde kal. Eğer daha gidecek yerin varsa bir dene bakalım. Biraz daha gittiğinde ne oluyor? Biraz daha vücudunu öne uzatabiliyor musun? Biraz daha katlanmak iyi hissettiriyor mu? Tölere edebileceğin bir acı mı var yoksa? Biraz daha katlanırsan çok mu canın yanıyor? Biraz deneye deneye gözlemle. Ve canının çok yandığı yerde kal. Yeah.
Yavaş yavaş sağ ayağını yere bas. Piramide geldi. İki dizi de geldir. Ve katlan sağ bacağı. Kalçanı burada biraz geri it. Sağ dizini gergin tutabilmek için havaya kaldırmaya çalış. Her nefesin bir ritmi olsun. Nefesini rastgele alıp verme. Nefes farkındalığımızı koruyalım pozların içerisinde. Aldığın nefeste karşıya bak. Ve gönder sağ bacağı geriye. Aşağı bakan köpeğe. Ellerin arasına yeniden bakarak sol adımla Arda Hanuman'a gelelim. Sağ dizi yere bırak, sol dizi gerdir. Öne doğru uza. Az önceki gibi hatırla, kalçam dizimin hizasında, sağ dizimin hizasında. Dikkatim nefesimde ve sol bacağımın esnemesinde. Daha gidebilecek yerim var mı? Acıyı töler edebilir miyim? Beni esnetmesi için biraz daha acıyı artırabilir miyim? Kendimi incitmeden derinleşebilir miyim? Yavaşça ellerinden destek alarak piramit için sol ayağını yere bas. İki ayak da karşıya doğru baktı ve katlan sol bacağı. Kalçayı havaya kaldır. Geriye ve yukarıya it. Karnından kuvvet al. Zaten kalçayı geri ittikçe sol dizinin daha da gerildiğini hissedeceksin. Sağ bacağın üstünden kuvvet al. Pozda derinleşebilmek için. Ve aldığın nefeste karşıya bak. Gönder sol bacağı geriye, aşağı bakan köpeğe. Şimdi sol bacağını skandasana için sol topuğa oynayacağız. Ellerin arasına getir ve sol topuğa kalçanı indir. Sağ ayak parmak uçların tavana baksın. Sol dizini biraz dışarıya doğru açmaya çalış derinleşmek için. Ve kalçanı yere ağırlaştır. Sırtı dik tut. Eğer burada sol topuğu yere tam basamıyorsan sol ayak parmak ucunda durabilirsin. Rahat olanlar şimdi sağ eliyle sağ ayak baş parmağını yakalasın. Sol elinle de sol ayak bileğini tut ve biraz öne doğru katlan, sağ bacağa doğru katlan biraz. Al nefes, doğrul ve sağ topuğa doğru skandasana'ya gel. Önce sağ dizi biraz aç, sırtını dik tut. Şimdi sol eline sol ayak baş parmağını yakala, rahat hissediyorsan sağ eline de sağ ayak bileğini tut ve öne doğru katlan ve biraz sol bacağa yaklaş. Ve
Ve yavaşça kalçanı yere bırak. Sağ bacağın içini yere düşür. Canı şişarsan için. 45 derece bir açı tut iki dizin arasında ve kaldır kolları yukarıya. Ver nefesi, uza sol bacağı. Üst beden mümkün olduğunca ileriye doğru uzasın. Başını yere doğru yaklaştırmaya çalış rahatsan. Çok zorlanıyorsan zorlandığın yerde kal. Bacağını bükmediğin, sol dizini bükmediğin bir yerde kal. Eğer ellerinle ayağını yakalayamıyorsan yerde kalabilir ellerin. Yeter ki sol dizini gergin tutmaya çalış. Rahat olanlar ayaklarından kendini çekerek mümkün olduğunca karnını, göğsünü, başını yere yaklaştırsın. Aldığın nefeste. Sağ bacağı şimdi katlanacağım. Dik dur. Sağ diz aynı kalsın. Sağ dize doğru katlan. Göğsünü indirmeye çalış. Başı indirmeye çalış. Burada hiç beklenmedik bir şekilde hiç katlanamayabilirsin ve dimdik kalabilirsin. Yaptıkça alışacaksın. Kendini öne doğru gevşetmeye çalış. Her nefesinde hissettiğin gergin alanları rahatlatmaya çalış. Yaptıkça öne doğru burada katlanma hali iyileşecek. Ve aldığın nefeste doğrul. Şimdi Kronçasana'ya gideceğiz. Sağ dizimiz aynı kalsın. Karşıya doğru gösterdim sağ dizi. İki elimle de sol ayağı yakaladım. Eğer ayağı tutamıyorsak bacağın herhangi bir yerinden tuttuk. Ve sol dizi gerdirip kendime doğru çektim. Burada dizi yine bükmemek için burada tutabilirsin. Pozisyon senin için uygun değilse kalçanın altına bir minder ya da blok alabilirsin. Bazen burada oturuşta sağ bacağın esnekliği izin vermiyor ki kalçanın üzerine oturmayı. Böyle bir durumda kalçanızın altına mutlaka bir yükselti yapın. Sağ diz tam karşıya baktığından emin ol. Dirsekleri bükerek bacağı biraz daha kendine çek. Sırtı uzat. Son bir nefes. Şimdi bük sol dizini, kolunun altından geriye doğru it. Sol ayak karşıya baksın. Diz kolunun altından geriye doğru gidiyor. İki elinle de itebilirsin. Eğer rahatsan tek elinle it. Diğer elini sağ dizinin üzerine koy. Sırtı dik tut. Bakışların karşıda. Pozun içerisindeki tavrın güvenli ve rahat olsun. Kendinden endişe etme, bedeninden endişe etme. Şu an o kaygıları, o endişeyi bir köşeye koyuyoruz ve nefesimizle birlikte uyum içinde hareket ediyoruz. O yüzden o endişeleri geri çağırmak yerine, kaygılı bir duruş tutmak yerine tam tersi güvenli, rahat, kendinden emin bir duruş sergile. Ve yavaşça sol ayağını yere indir. Sağ bacağı öne alalım. Sol dizi bükerek 45'e getirelim. Canı şişarsana sağ bacağa gideceğiz. Al nefesi, kolları yukarıya kaldır. Ver nefesi, uzanabildiğin yere kadar sağ bacağı sırtı uzun tutarak esne. Zorlandığın yerde kal. Ve orada zaten kaldığımız sürede daha da derine gidebilmek için, daha da derinleşebilmek için her nefesinde
Biraz daha kendini öne uzatmaya çalış. Bir tarafın diğer tarafından daha az esnek olabilir. O tarafa biraz daha özen göster. Biraz daha orada uzun durabilirsin. Eğer sağ tarafın daha kısaysa orayı bir set daha fazla yapabilirsin. Yani bir 5 nefes daha, 3 nefes daha orayı fazla yapabilirsin. Daha kısa olan taraftan kaçıp orayı daha az yapma eğilimi gösteriyor insan bazen. Öyle olduğunda vücudumuzda bir dengesizlik oluşuyor. Mutlaka bedeninin sağını ve solunu dengeye getirmek için özen göster. Her nefesin gevşemek için bir bilet. O bileti kullan. Her fırsatı değerlendirerek her nefeste daha da yumuşa. Son bir uzun nefes. Nefes alırken doğrul. Sol bacağa dönelim. Sol bacağa katlan. Her nefes yumuşatsın sol tarafını. Son bir nefes. Ve aldın nefeste. Doğru. Sol dizi karşıya göster. Kronçasana'ya gideceğiz. İki elinle de sağ ayağını yakala ve sağ dizini geldir. Hatırla, eğer burada oturmak senin için zorsa mutlaka kalçanın altına bir yükselti al, sırtı dik duruma getir, dirsekleri bükerek bacağı kendine yaklaştır. Nefesinin sesini duy. Nefesinin vücudundaki hareketini hisset. Asanalarda en önemli şeylerden biri nefesimizle kurduğumuz bağ. Çünkü o bağ sayesinde vücudumuzu rahatlatabiliyoruz veya nasıl bir duygu, bir hal içinde olduğumuzu ayırt edebiliyoruz. Son bir nefes al. Nefesi verirken sağ dizini bük ve kolunun altından geriye doğru it. Ayak tabanın karşıya bakıyor. Sırtın dik. Duruşun güçlü, güvenli, rahat. Sırtındaki o dik duruşu hisset. Hayatın içinde de şekilden şekle girmen gereken o anlarda şu anki halini hatırla. O güçlü duruşu, rahat duruşu, kendinden emin hali ortaya çıkartmanın bir farkındalık ve tavır meselesi olduğunu hatırla. Daha fazlasına ihtiyacın yok. Elinde olanı nasıl kullanacağını anlamaya ihtiyacın var. Ve yavaşça bırak. Ve hanumana gideceğiz. Önce aşağı bakan köpeğe gelelim. Artık bu kadar.
bacağımız, kalçamız açıldı. Bir nefes ver. Sağ tarafımızda başlayacağız. Sağ adımı at ellerini arasından öne doğru. Zorlanıyor olabilirsin, burada kalabilirsin. Kendini iyi hissediyorsan yavaş yavaş topuğunu kaydırarak her nefesinde yere biraz daha kendini yaklaştırmaya çalış. Zorlandığın yerde kal ve her nefeste derinleşmeye çalış. Önemli olan vücudunun farkında olarak hareket etmen. Birden kendini zorlaman değil. Ağırlığını sol kalçana da verdiğinden emin ol. İki kalçayı da yere bastırıyorum. Ve öne doğru çökme. Mutlaka kendini it yukarıya doğru. Göğüs kafesini kaldır. Derin nefes al. Sol bacağının üstü özellikle yere yaklaşsın. Sağ hamstringin çok zorlanıyor olabilir. Sağ dizi bükmek yerine kalçanı biraz havada tutabilirsin. Uzun nefes al. Rahatça ver. Hadi bir nefes daha. Uzun nefes al. Rahatça ver. Ve dön sağ bacakla geriye. Aşağı bakan köpeğe. Büyük bir nefes al ver burada. Ellerin arasına bak, şimdi solla gelelim. Büyük bir adımla Hanuman'a. Yine zorlandıysan burada kal. Kendini iyi hissediyorsan yumuşaya yumuşaya yere yaklaş. Sağ bacağının üstünü yere mümkün olduğunca indirmeye çalış. Ağırlığın iki kalçada da. Nefesler uzun. Sakın nefesini tutma. Hiçbir şey kolaylaştırmayacak. Büyük nefesler al. Büyük nefesler aldıkça insan pozun içinde ister istemez yumuşamaya başlıyor. Ve özellikle sıktığın, katılaştığın alanların farkında olup nefesinin uzunluğuna dikkatini vererek o alanları rahatlamaya davet et. Gevşet vücudunu. Son büyük bir nefes. Ve yavaşça sol bacağı toplayarak aşağı bakan köpeğe gel. Derin bir nefes al burada. Rahatça ver. Bir nefes daha. Şimdi sol ayağını ortala, sağ bacağımı havaya kaldıracağım. Tek bacak aşağı bakan köpek, sağ bacağı mümkün olduğunca yukarıya kaldır. İki omuzda da eşit tut ağırlığını. Açabildiğin kadar burada bacağı aç, aktif bir şekilde. Yukarıdaki bacağın kaslarını kullanarak esniyoruz şu an. Sağ bacağı mümkün olduğunca canlı tut ve bacak kaslarını kullanarak daha da kaldırmaya çalış. Sağ dizin gergin, sağ ayak parmak ucunu point yaparak parmak ucuna kadar esnemeyi artırabilirsin. Büyük bir nefes daha. Şimdi sol dirseği yavaşça yere düşür. Sağ bacak hala havada. Sağ elini sol dirseğin hizasına al. Ve sağ bacağı açmaya devam et. Akrep duruşundayım. Rahat olanlar sağ kolu yana doğru uzatabilirler. Üç nefes. Son bir tane. Ve yavaşça indir sağ ayağı yere.
Sağ elinden kuvvet alarak dön aşağı bakan köpeğe. Şimdi sağ ayağın ortalığa ve sol bacak yukarıya. Sol dizi gergin tut. Sol bacağı mümkün olduğunca aktif tutarak yukarıya doğru uzat. Omuzlarındaki ağırlık eşit hatırla. Şimdi sağ dirseği yere düşür. Sol bacağım hala aktif. Rahat olanlar sol kolu yana uzatsın. Rahat değilsen sağ dirseğin hizasında sol elin yerde kalabilir. Sol bacağı aç. 3 nefes buradayız. Yavaşça dön. Aşağı bakan köpeğe sol ayak yere. Yeniden hanumana gideceğiz. Ellerin arasına doğru bak. Sağ adımla gel hanumana. İlk yaptığın hanumandan biraz daha konforlu hissedeceksin kendini. Vücut tekrar ettikçe direnci azalıyor. Katılaşmayı bırakıyor. Alışıyor çünkü. Nefesin uzun, göğsün yüksek ve mümkün olduğunca rahatlamaya çalış. Her nefesinde yere daha da ağırlaş. Son bir nefes. Dön geriye. Nazikçe topla bacağını. Pozdan çıkarken hep kendine şefkatli davran. Alelacele çıkma. Bazen insan bir hışımla çıkıyor. İleriye doğru bak ve sol adımla gel hanımana. Yüzünü rahatlat. Hafif bir tebessüm belki. Duruşundan memnun ol. Şu an ne kadar yapabiliyorsan, yapabildiğin halden memnun ol. Belki şu an bizim kadar rahat oturamıyorsun, çok canın yanıyor. Ama bunun seni geliştirdiğini hatırlayarak, içinde bulunduğun durumdan memnun ol. Hepimiz oralardan geçtik. Yavaş yavaş sağ bacağı öne al. Şimdi çayda eriyen bisküvi pozu yapacağız. Sırt üstü yat. Kalçanı matın soluna doğru al. Sağ ayağını da matın sağ köşesine al. Sol ayağını sağ bacağın üzerine at. Ve sağ elinle sol el bileğini tutarak kendini sağa doğru çek. Muz gibi olsun bedenin. Bir C harfi, bir parantez yapıyormuş gibi. Ve şimdi her nefesinde sanki sen bir bisküvisin ve seni çayın içine soktular ve parçalarına ayrılıyorsun, yumuşayıp dağılıyorsun. Bütün o tutunduğun, katılaştığın, kendini sıkıştırmak zorunda kaldığın her alanın içerisinden dağılarak ve etrafa karışarak, tıpkı o çayın içine dağılması, karışması gibi, bulunduğun anın içine, yaşamın içine karışarak eri. Her nefesin rahatlamaya bir davet. Vücudunda hala katı kalan yerler varsa onları da çayın içine sok ve onlar da yumuşacık olsun.
Şu an rahatlaman için hiçbir engel yok. Her nefes seni yumuşacık o hale götürmek için vücudunun içine girip seni rahatlatmak için, sana hizmet etmek için burada. O hizmeti al ve her nefeste daha da yumuşa. Katılıklar gittikçe çayın içine dağılmış olmanın, yani yaşamın içine dağılmış olmanın ne kadar rahatlatıcı bir şey olduğunu, katı kalmak yerine içinde bulunduğu her ana uyumlanabilen esnek, akışkan bir halde olmanın ne kadar büyük bir güç olduğunun farkında ol. Sakinleşebilmek, sakin olabilmek yoginin en büyük güçlerinden biri. Ve şu an bu gücün farkında ol. Yavaş yavaş merkeze gelerek pozdan çıkalım. Hiç acele etme. Önce kolu ve bacağı çöz. Sonra yavaş yavaş kalçanı merkeze al. Bir nefes al önce burada merkezde. Şimdi kalçanı sağa getir. Sol ayağı matın sol köşesine getir ve sağ ayağı onun üzerine at. Ve bisküviyi sok bakalım çayın içine. Sol elinle sağ bileğini yakalayıp çek kendini sola doğru. Ve çayın içinde eri. Yumuşacık ol ve parçalarına ayrıl. Parçalarına ayrıl ki bırakman gereken her şey dağılsın ve yaşamın içine karış. Hala yaşamın içinde karışmakta İmtina ettiğin, direnç gösterdiğin, kaçtığın, nereler varsa her nefesinde bırak. Zihnin oradaki sıkışıklıkları çözsün ve bedenine öyle bir rahatlık gelsin ki çayın içindeki bisküvi en yumuşak haline, en tatlı haline dönüşsün. Burada kuşlar bize serenat yapıyor. Belki sen de seslerini duyuyorsundur. Eğer duyuyorsan o seslerin de sana karışmasına izin ver.
Yüz kaslarını daha da gevşet. Alnın, çenen, yanakların, göz çevren yumuşacık olsun. Oraların çaya battığından emin ol. Yavaşça önce elleri bırak, sonra ayakları çöz ve yavaş yavaş merkeze gel. Bir büyük nefes alıp ver burada. Bu gevşekliği, rahatlığı hiç kaybetmeden sağ tarafından dönerek oturuşa gel. Bağdaşa gel. Gözlerini kapat. Bu rahatlığı koruyalım biraz. Köklerimizde başlattığımız ve oradan bütün vücudumuza yaydığımız bu rahatlığın getirdiği hafiflemeyi hisset. O katılıktan uzaklaşmaya başladığımızda ne kadar hafif olduğumuzu, ne kadar yumuşak olduğumuzu, ne kadar rahat olduğumuzu hissederim. Hayatta hiçbir şeye karşı katılaşmaya ihtiyacımız yok. Tam tersi. Çok büyük bir zorluğun içerisindeyken daha da yumuşamanın ve sakinleşmenin yolunu bulmamız lazım. Hiçbir yolu bulamıyorsak kendimizi çayın içine bırakıp bir bisküvi olup dağılmamız ve böylelikle olan her şeyin bir parçasına dönüşüp olan hiçbir şeyin bizden ayrı bir şey olmadığını ve hiçbir şey mücadele etmek için değil, deneyimlemek için, içinde kendimizi bularak, içinde bizi bularak, beni bularak geçmemiz gereken bir serüven olduğunu hatırlayalım. Gösterdiğin çabaya karşı içinde memnuniyeti hisset. Geçirdiğin sürece karşı şükrü hisset. Tam bulunduğun anda olmanın ne demek olduğunu hisset. Nefesine dikkatini ver. Ellerini göğüs kafesine getir. Hep birlikte bir om diyelim. Om. Pratiği tamamlayabiliriz. Namaste.